Bu tarz basamak soruları ÖSYM'nin sevdiği soru tiplerinden. İki çözüm yolu var. Birincisi basamaklara ayırıyoruz. Yani şu ABC'yi 100A artı 10B artı C diye yazıyoruz. Artı diğerini de 100C artı 10B artı A diye yazıyoruz. 786 oluyor. Burada diyoruz ki 101 tane A var, 101 tane C var, 20 tane B var. Ne olsa sağlar diye düşünüyoruz. Burada A ile C aslında çok önemli değil. İkisinin toplamı önemli. 101 tane A artı C olduğu için. Buradan da mesela burası 7 olsa A artı C. Şurası 707 olduğu için buraya 9, 7, 77 kalıyor. 20 B'yi 77 ile sağlayamıyorsunuz. A artı C 6 olsa sonu 6 olacak. Dolayısıyla 6 olsa şunu silebilirsek. Burası 6 olursa da 606 oluyor. Hop 606 bunun sıfırını götürüyor. Dolayısıyla artık sonu sıfır olan bir şey var. Burası da 9 oluyor. Bu şekilde sağlıyor. Ama çok daha güzel, kaliteli bir yolu var. O da şu. A, B, C artı C, B, A. Alt alta toplamışız diye düşünelim. 786 yazmışız. Hem burada bir daha söyleyeyim. A artı C 6 geliyor. B 9 geliyor. Toplamları 15 geliyor. Şimdi ama ikinci yolu öğrenmenizi tavsiye ederim. Bu klasik yol. Diğeri daha kaliteli. Şöyle. Şimdi toplamışız. C ile A'yı toplamışız. 6. Burada A ile C'yi toplamışız. 7. Ne var? Burada elde var demek ki. Elde var. Bunu yakaladık mı soru bitiyor. Çünkü B ile B'yi toplamışım 8 olmuş. B ile B'yi toplamışım 8 olmuş. Ya bu 4'e 4 ya da 9'a 9 ki 18 olmuş. Elde biri yana atmışım. O da bu ikisinin toplamı 6 iken 7 yapmış. Burada elde varsa B9'muş. Burada bunu görerek çözdük. Ki bunun böyle beşli bir sorusu var. David'li falan Amerika'da çok popüler. O soruyu da kanala ekleyebilirim. O çok zor. Beşli. Orada sadece şöyle düşünerek B ile B'yi toplamışız. 18 olmuş. İşte sonu öyleyse ne diye düşünüyoruz. 9, 9 daha 18 elde var bilmiş. 9'u bulmak benim ne işime yarıyor? Çünkü bana A artı C'yi sorduğu için yani A ve C ya C ne olabilir diye sormamış. Direkt A artı C'yi sormuş. Şuradan A artı C'nin 6 olduğunu görüyorum. B'nin de 9 olduğunu görüyorum. Ve 15 ediyor. A ve C değişebilir. Yani 4'e 3 olur, 3'e 4 olur. Bu soruda hep o olasılıklar var. Ama B'nin 9 olması gerekiyor. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz.